Tekedek'ten iyi akşamlar değerciler. Bayramınız kutlu olsun. Özellikle siz çocukların ama aslında hepimizin ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Bu akşam biz de herkes gibi yapıp buraya iki tane çocuk getirebilirdik. Hatta kendi koltuğumu da kızıma bırakabilirdim ama sabahtan beri televizyonlarda herhalde çocuk görmekten artık sıkıldınız. Bol miktarda vışırtı vardı televizyonlarda. Çocuklara fikirleri soruldu. Senede bir gün olsa bile soruluyor. Ama sorulan fikirler, alınan fikirler daha doğrusu pek kimse tarafından dinlenmiyor. Keşke dünyayı çocuklar yönetse demek mümkün. Bugün başbakan koltuğunda bir ufaklık vardı. İzledim. Emin olun ki hiç de fena durmuyordu oturduğu koltukta. Herhalde buraya da benim yerime kızım otursa benden daha iyi olur diye düşünüyorum ama ne yazık ki oturamıyorlar. Belki bir gün dünya çocukları yönetirse daha mutlu, daha keyifli bir dünya olabilir. Evet, bugün gündem yoğun. 23 Nisan malumunuz. Ermeni meselesi var. Gizli bir protokol oldu Türkiye ile Ermenistan arasında. Ortaya çıktı ancak karşı taraf, yani Azeri tarafı da belli ki onlara da bir takım telkinler yapılıyor. Onlarda da eski sertlik yok. Cumhurbaşkanı Gül bugün az önce Aliyev'le bir telefon görüşmesi yaptı. Buzların bir miktar eridiğini ve Ermenistan'la ilişkilerde belli bir yumuşama sürecinin başladığını ve bununla beraber Ermenistan'ın da işgal ettiği Azerbaycan topraklarının en azından bir bölümünden çekilme konusunda bir adım attığını söylemek mümkün şimdilik. Bütün bunca karışık gündem maddesi arasında ben dedim ki en iyisi biz gündemden biraz kopalım, başka bambaşka bir konuyu tartışalım. Çünkü herkesin tartıştığını tartıştığımız zaman sıkıcı olduğunu biliyoruz ve bugün Yaşar Nuri Öztürk konuğumuz. İlginç bir konuyu tartışacağız. Yaşar Nuri Hoca'nın son kitabında ortaya koyduğu bazı iddialar, bazı gerçekler var kaynaklara dayanarak ele aldığı. Yaşar Nuri Öztürk'le, Habertürk gazetesi yazarı Yaşar Nuri Öztürk'le bu akşam bunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol. Evet, din eğitimimi tamamlıyorum sizi burada konuk ettikçe yavaş yavaş. İnşallah sonunda doğru düzgün bir Müslüman olacağız. Olmasak da önemli değil, olan adam olmak. Sen iyi yere geldin. Yani mesela Kur'an'ı okudun. Evet. O zaman bir şey anlamadım ama olsun. Bir defa ile olmaz. Hocam ya, şimdi 47 okuyacak halimiz yok Kur'an'ı. Kim Mevlana çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim diyor, çok nazlı bir geline benzer. Öyle diyor, hemen selam vermek verir vermez diyor, her tarafını açıp göstermez. 50 bin cilve yapacaksın, yaklaşacaksın bir kere bir kere daha, ondan sonra ağır ağır peçesini açacak filan, böyle bir teşbihi var Fihi Mafih'te. Ben bunu söylüyorum, her okuduğunuzda nasip paydanız artar. Yani, hocam ben şunu anladım Kur'an'dan, iyi insan olmak lazım, ben de iyi insan olarak meseleyi tümden kesinlikle çözüyorum. İzzet Begoviç rahmetli öyle diyor. Diyor ki Kur'an'ın özeti şudur. Mesajının özeti. İyi insan ol ki Müslüman olasın. Kur'an şöyle demiyor diyor. Müslüman ol ki iyi insan olasın. Buyurun dünyaya bakın. Böyle nüfus kağıdına Müslüman yazmak, cami sayısını artırmakla Müslüman oluyor mu kimse? Yok. Yani önce ve İzzet Begoviç'i filan bırak. Hazreti Peygamber diyor, sizin İslam öncesi dönemde seçkin olanınız, iyi adam olanınız, sizin tabirinizi kullanayım. Çünkü kullandığı tabir orada hıyardır. Hıyar Arapçada, Türkçedeki gibi değil. Tabi tersi de doğru. Türkçedeki gibi de. Cahiliye döneminde hıyar olan sonra da hıyar olur. O Türkçesiyle de doğru ama Arapçası seçkin demek. Yetenekli, ehil, dürüst gibi anlamları var. İslam döneminde de öyle olur diyor. Yani İslam de bir cila nihayet. İnsan olmak evvela onu bir, İslam da ona bir istikamet veriyor, şekil veriyor, daha güzel hale getiriyor. Ama bir de şöyle düşünün, belki konuşacağız, şeyimiz de var. Bir de şöyle düşünün, İslam'ın bu daha iyiye götüren, yani fıtratı, yaratılışı daha iyiye götüren cilasını daha kötüleri saklamak için maske olarak kullananlar var. İşte felaket burada. Ve bugün dünyanın ve Müslümanların ve Türkiye'nin sıkıntısı da budur. Keşke insanlar, ya olamıyorum ben, keşke olabilsem, daha iyi olabilsem, bu daha iyi yapmak istiyor beni ama ben buna işte gücüm yetmiyor ama çok istiyorum böyle deseler iş bitecek. Böyle demiyor adam. Daha kötüyü saklamak için bunu maske olarak kullanıyor. Ondan sonra da bir de avukatlığını yapıyor bunu.
öncülüğünü yapıyor. Birinci sınıf benim diyor. Facia burada. Yani ben hayatımın geriye doğru geçen zamanına bakıyorum Fatih Bey. Çok dürüst ateist adamlar tanıdım. Dostlarım var içinde. Çok dürüst dindarlar da tanıdım. Dostlarım var. Yani dindarın dürüstü başka oluyor. Yani ben şahsen onu hiçbir şeye değişmem. O başka bir şey. Ama dinci var ya, yani dini dürüst olmak, daha iyi olmanın yolu değil, kötüyü saklamanın yolu yapan adam var ya, işte felaket o. Ben ateist ona tercih ediyorum. Haram ateist yemeyen, olmanın bir ayıbı yok zaten. Hayır, felsefi manada yok. Tabii bir de bizim Türkçe'de Allahsız tabiri vardır. O felsefi manada ateizm değildir. O zalim kötü adam demektir. Adam canını yakan karısına bile Anadolu'da Allahsız der. O ayrı bir şeydir. Tabii benim öyle abi dediğim insanlar var. Hanımının adı, ya yengemize deme derdik öyle. Sen bilmezsin, konuşma. Gençliğimizde büyüyünce öğrenirsin derdik. Öğrendiniz mi? Yengenin adı Allahsız'dı. Ya Allahsız bana bir liste vermişti. Bir şeyler alacaktım. Adı yok. Hanım falan böyle demedim. Bir şey yok. Allahsız. Niye öyle? O zalim demek. Şimdi bir Allahsız var. Her türü var bunun. Ateist, felsefi manada ateist. Çok adam tanıdım ben. Haram yemez. İnsana saygısı var. Edepli. Ha, öyle inanıyor. Yalnız başka bir şey daha var. Bu belki bu programda bana göre en önemli söyleyeceğimiz şeylerden biri ama belki bu ekranlardan ilk söyleniyor. Kur'an-ı Kerim insanın ateist olabileceğini kabul etmiyor. Ateizm kavramı Kur'an'da yoktur. Zaten gen bulunmuş biliyorsunuz. İnanç geni diye bir gen varmış. Bakın şirk, bizim hoca efendiler sağ olsunlar bilmezler çoğu. Şirki ateizm, Allah'ı inkar, din hiç alakası yok. Şirk bir dindir. Yalnız Allah'ın yanına yedek ilahlar koyan bir dindir. İnsanoğlunun en güçlü dinidir şirk. Ve hala pençesinden kurtulamıyoruz. Ateizm kavramı Kur'an'da yok. Niçin? Kur'an-ı Kerim insan fıtratının Allah'a inanmak, yani müteal varlığa inanmak üzere kodlandığını kabul ediyor. Ateizm insanın iç dünyasında yer bulamaz. O bir sanıdır. Çok ünlü ateistlerin bir tanesi 80 yaşında birdenbire inançlı bir adam haline geldi. Efendim şimdi Paul Tillich, Allah rahmet etsin, bu protestan ilahiyatçı Amerika'da. Ben onu yıllardır okuyorum. Yüzyılımızın en müthiş adamlarından biri, 1965'te öldü. O eserlerinde, o çağın eserleri sayıyorum onları, muhteşem eserleri var. Protestan diyor ki Allah neticede müteal varlık dediğimiz, aşkın varlık dediğimiz varlık, ama ona bir başka ifade veriyor. İngilizce kullandığı ifade ultimate reality. Nihai realitesi, gerçeği nihai insan. Gerçek. Her insanın diyor bir nihai gerçeği vardır. Bu bir müzisyen de olabilir. Bu bir hayvan da olabilir. Bu bir motif de olabilir filan. Yani putperestlik de. O müteal varlık neyse, o ultimate realitesi neyse insanın, tanrısı odur. Nitekim Kur'an-ı Kerim ilahlar tabirini kullanıyor. Ve diyor ki şu kadar ilah var. Alihe, çoğul. Şu kadar yedek ilah var. Sanal ilah var. Ben de size bir tane ilah, sizin ilahınız, onu kullanıyor, ilahun vahid. Onu öneriyorum ve o Allah diyor, onun özel alem ismi Allah ve onun nitelikleri de şu. O halde müteal varlık, aşkın varlık anlamında veya ultimate reality, nihai gerçek anlamında, ultimate concern tabirini de kullanıyor Paul Tillich. İnsanın en son ama en yüksekten ilgi duyduğu, bağlı olduğu gerçek demek. O manada hiç kimse Allahsız falan değil. Peki hocam, dinin evrim geçirdiğini söylesek çok acayip bir şey mi söylemiş oluruz? Şu anlamda söylüyorum.
İlkel çağlara baktığınız zaman insanların aklı ermedikçe aklı ermeyen her şeyin yerine bir ilah koymuş. Yağmur, güneş, su, rüzgar, yani nereden kaynaklandığını bilmediği her türlü doğal güce bir tanrı yerleştirmişler o zaman. Rüzgar tanrısı, o tanrısı, bu tanrısı, bereket tanrısı, şu tanrısı. Muhammed Hamidullah rahmetli söylerdi, bizim hocamız da oldu bir ara. Büyük insan, Hintli biliyorsunuz, Pakistanlı. 18 bin civarında ilah varmış Vedik düşüncede, Hint düşüncesinde. Yani sizin sayın gidin. Gidin yani. Evet. Sonsuz evet. Sayıda. Her, evet. Aklının ermediği her şeye, kendi zeka ve bilgi ölçüsünde aklının ermediği her şeye bir tanrı koymuş. Fakat insanlık gelişip bütün bunların arkasındaki gerçekleri görünce ha tanrı yokmuş diye. Rüzgar havadan dolayı, işte havanın yer değiştirmesinden dolayı, güneş şöyle oluyor. Dedikçe en sonunda tanrıyı teke indirmiş. Yani bütün bunların tanrısal olmadığını anlayıp bir tek tanrı var. O da yaratılışa hala aklını erdiremediği için ve ölüm sonrasına aklını erdiremediği için tanrıyı yaratılış ve ölüm sonrasıyla ilgili olarak almış. Yani bunu da çözerse belki başka bir din boyutuna da geçilecek, bilmiyoruz onu. Ama sanki böyle din teknolojiyle beraber, insan aklının giderek gelişmesiyle, inkişafıyla beraber din de başka bir noktaya doğru gitmiş gibi geliyor bana, bilmiyorum. Günah mı işliyor? Şimdi bu pozitivist felsefenin, Auguste Comte'un işte bu üç dönem, üç zaman insanlığın geçirdiği bu tezin bir tekrarı, sizi kastederek söylemiyorum, bu hakikaten çok ucuz ve çok sathi bir tezdir. İşin içinden hemen çıkıvermek, evet, ucuza havale etmek. Şimdi şöyle söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'in tezi bu değil. Esasında bu tez bizim bildiğimiz tırnak içinde yakın tarihin verilerine göre bir tezdir. Yani şöyle, başlangıçta, bizim bilemediğimiz başlangıçta tevhid vardı. Yani Allah'ın birliğinin esas olduğu anlayış vardı. Sonra bu yozlaştı. Kur'an'ın tezi budur. Evet, biliyorum. Yozlaştı. Bu dediğiniz şekle geldi. Yani düşünün ya, adam yolculuğa çıkarken heybesine koyduğu helvayı tanrı şeklinde yapıyor, ona tapıyor. Yolun bir yerine kadar. Orada da yiyor. Önce kafasını koparıyor. Şurasını koparıyor, yiyor ve bitiyor. Tanrı içinde. Evet. Ertesi gün tekrar aynı şeyi yapıyor. Sonra yozlaştı ve bu hale geldi. O yozlaşmadan sonra tekrar döndü başa. Tek tanrıya. Tek tanrıya tekrar döndü. Tabii tek tanrı kavramı üzerinde durmak lazım. Tek tanrı dediğiniz ne? Şimdi tek tanrı acaba o yozlaşma dönemindeki çok tanrılardan biri gibi bir tek tanrı mı? Yani tek tanrı meselesinin üzerinde de durmak lazım. Bizim tek tanrı, mesela tevhid dininde, İslam'da tek tanrı, tevhid var. Her Müslüman muvahhid olmak zorunda. Tek tanrıya iman etmiş adam olmak zorunda. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki, İnsanoğlu şirke bulaşmadan iman edemez. Kur'an bir evrensel ve bir insani bir varoluş gerçeği koymuştur. Müslüman dünya mesela, tevhidin en hassas, en titiz kaynağı Kur'an-ı Kerim. Öyle ki Hazreti İsa gibi takdis ettiği bir peygamberin Hristiyan mabetlerine ikonlarının konmasını şirke bulaşmak olarak nitelendiriyor. Ama böyle bir kitabın müminlerine baktığınız zaman acaba bunlar o kitabın istediği gibi gerçekten tevhidi gerçekleştiriyorlar mı? Fevkalade zordur bu soruya evet demek. Çünkü bizzat Peygamberimiz buna evet dememiştir. Ben onun terbiyesindeki insanları tabii, gayet tabii onları istisna edeceksiniz. Yani orada da bir kırılma olursa
ki yine olmuştur bazı irtidat hadiseleri vardır. Dinden dönme hadiseleri. Ama onu bir kenara koyun geneliyle. Sonraki zamanlarda ben ümmetim için diyor en çok gizli şirkten korkuyorum. Bakar ne demek mısınız? O? Sinsi şirk, maskeli şirk. Yani tevhidin zıddı olan demin dediğim çok ilahlı dine gitmekten. Peki hocam etrafta evliyalar, yok ziyaretler, yok hırkayı şerif, i̇şte yok sakalı şerif. Bunlar şirk şirkin mi? Belgeleri. Şirkin be soruyorlar. Ey Tanrı'nın elçisi. Ya, ürferiyor sahabiler yani nasıl olur bu? Kur'an gibi bir kitap var. Senin söylemin var, senin sünnetin var, bırakacaksın edeceksin. Diyor ki siz zannetmeyin ki bu benim dediğim insanların tekrar Kabe'ye put koyması, güneşe tapması, aya tap, öyle bir şey değil diyor. Benim dediğim öyle bir şirktir ki küçük karıncanın gece karanlığında ki yürüyüşündeki sinsilik ve sessizlikle girer ümmetimin içine ve ümmetimi mahveder. Nedir? Bir örnek ver bize diyorlar. Dikkat et şimdi. Riyakarlık diyor, bunun örneğidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, insanla Allah arasında miraç gibi gördüğü namazı bazı kılanları kastederek lanetliyor. Maun suresi, benim çok tekrar ettiğim Maun suresi diye. Bu Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Ne diyor? Diyor ki, tabir aynen bu, feveylül lil musallin. Veil olsun, veilin Türkçesi yok, lanet olsun demektir. En ağır lanet ifadelerinden biridir veil kelimesi Arapçada. O namaz kılanlara ki namazlarına riyayı bulaştırırlar. Dinin en yüce ibadet saydığı namazı örnek veriyor. Oraya riyakarlık, ikiyüzlülük, şovculuk, çıkarcılık konmuşsa bu lanet sebebi olur diyor. Halbuki namaz için Kur'an-ı Kerim Allah'a en yaklaştırıcı ibadet diyor. Bir o namaz var, bir bu namaz var. İşte ben buradan hareketle bir dindarın namazı var, bir de dincinin namazı var. Dincinin namazını lanetliyor Kur'an. Dindarınkini de miraç gibi görüyor. İkinci gösterge, kamunun insanın hakkına tecavüzdür. Kur'an-ı Kerim'e göre bu da varsa din yoktur. Bunu yapanlar dini inkar etmiş sayılırlar. Hazreti Peygamber, riyakarlık şirkin en tehlikelisidir diyor. Çünkü sinsidir, namerttir, maske kullanır. Kur'an'ın bir başka kavramıyla bunu tamamlayalım. Allah ile aldatır. Allah ile aldatmayı Kur'an-ı Kerim insanoğlunun düşebileceği en sefil çukur ve oradan çıkan sonucu da şirkin en kötüsü olarak görüyor. Yani Kur'an dinler tarihi eleştirisi bakımından insanoğlunun elindeki bir numaralı kaynaktır. Kur'an-ı Kerim kadar dinler tarihi eleştirisi yapan ve din sınıfı eleştirisi yapan başka bir kitap ben görmedim. İlahiyatçı olarak görmedim, felsefeci olarak görmedim, hukukçu olarak görmedim, aydın olarak görmedim, Müslüman olarak görmedim. Kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Yani din sınıfını yıkmış Kur'an-ı Kerim. Din kisvesini yıkmış, bunları din dışı ilan etmiş. Din adamı tabiri Kur'an'da yoktur Fatih Bey. Peygamberimizin sünnetinde, sözlerinde de yoktur. Uydurmalarında bile yoktur. Hani şimdi bir yıl var. Uydurma hadis var ya peygamberimize izafe edilmiş. Onların içinde bile din adamı tabiri yoktur. Peki bir şey merak ediyorum hocam yine. Şimdi esas konumuzdan biraz uzaklaştık ama şimdi. Yani sayısını bilmediğimiz hadis var değil mi? Evet. 40-50 bin taneden bahsediliyor. Yok 50 bin değil 20 bin civarında. Tabii sağlıklı kabul edilmeyenleri de sayarsak bu kadar. Şimdi nasılmış bu sistem? Hadis sistemi nasılmış? Yani birisi Hazreti Muhammed'in arkasında dolaşıp her dediğini not mu alıyormuş da bu kadar hadis nasıl olmuş da kalmış? Ya da o zaman Hazreti Muhammed'in bir şeyi var mı? Siz benim sözlerime dikkat edin ve o sözlerden kendinize bir şey çıkartın. Bu sözler geleceğe ışık olacaktır diye bir yaklaşımı var mı o zaman?
Ya sen Kur'an'ı okudum anlamadım diyorsun ama bu müthiş bir gelişme. Bunu nereden aldın? Bu müthiş. Bu merdivenin yukarılarında, çok yukarılarında bir yer. Hocam, tebrik ediyorum. Bu soru çok mühim ya. Bu soru çok mühim. Ben bunu sizinle düşünürdüm ki önümüzdeki günlerde Allah nasip eder bir oturursak tezgahımızın başına çok az bir şey kaldı. Rötuşları kaldı. İmam-ı Azam kitabı. Benim hayatımın kitaplarından biri. O cümlede, o kitap münasebetiyle bunları tartışalım. Çünkü İmam-ı Azam kafir ilan edilmiştir. Ve sebebi de bu hadis meselesindeki tavrıdır. Sizin dediğinize dönelim. Bu İslam dünyasının en hayati meselesidir. Çünkü Peygamberimizin adı kullanılarak ikinci ve Kur'an'dan onay alamayacak bir İslam kurulmuştur. Kim kurmuştur bunu? Peygamberin evladını katleden ve onun dinini saltanat ideolojisine dönüştüren Arap Emevisi kurmuştur. Ve dayandığı da uydurttuğu bu hadislerdir. Fabrikasyon bir biçimde. Şimdi hadis peygamberimizin peşine gezdiler de söylediler, o da ya tam tersi. Hazreti Peygamber hadislerinin, sözlerinin yazılmasını yasaklamıştır. Yasaklamıştır. Kesinlikle. Burada hemen bir lakırdı dolandırırlar. Efendim sonradan buna izin verdi. Hayır. Hayır, bu koca bir yalandır. İzin verdi dedikleri bir diplomatik mektubun yazılmasına izin vermiş. Ebu Şah diye birine yazılacak bir mektuptur. Onu yazın demiş. Şimdi orada yazın sözü var diye onu alıyorlar. Kendi sözlerinin ya hayır. O kadar hayır ki kendisinden sonra Müslümanların yönetimine gelen kim? Hazreti Ebu Bekir. O bu tavrı sürdürmüş. Peygamberimize izafeten söz söylemeyin diyor. Din konusunda meselelerinizi Kur'an'da halledin. Öbür tarafı açarsanız diyor, bunun sonu Kur'an'ın dışlanması olur. Bir. İki, Hazreti Ömer. Şimdi İmam-ı Azam kitabımızda Hazreti Ömer'i çok önemli ele alacağız. Umarım onu da ayrı bir program yaparız. Hazreti Ömer, İslam dininin tevhid omurgasının en muhteşem, en anıt insanlarından biridir. Hazreti Ömer'i çok iyi tanımak lazım. Hazreti Ömer ikinci halife, Hazreti Ebu Bekir kadarıyla da yetinmemiştir. Valilerine tamim göndererek peygambere isnat edilen sözlerin tümünü bölgelerinizden toplayın getirin diyor. Kurultay topluyor. Topluyorlar. İznik konsülü. Hayır, onu hiç kullanmam. Hazreti Ömer'e onu yakıştırmam. Konsil yoktur İslam'da. Bu bir ilmi meşveret, bir şura meclisidir. Bütün bu rivayetleri topluyor ve tümünü yakıyor. Yakıyor. Tümünü yakıyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Siz bu dini eski ümmetlerin saptıkları gibi saparak, Allah'ın kitabının yerine mişnalar koyarak, vahyin kaynağından uzaklaştırmak mı istiyorsunuz? Gerekçelere bakar mısınız? Başka, en çok hadis rivayet eden kişileri takibe almıştır ve birkaç tanesini de sürmüştür Medine'de. Birkaç tanesini hapsetmiştir. Bir tanesini ise kırbaçlatmıştır sırtından kan çıkacak şekilde. Niçin? Hadis rivayet etmeyeceksin diyor. Söylediklerinin çoğu yalan senin. Ve sen diyor
peygamberden sonra dine girdiğini söyleyen Yahudilerle işbirliği içindesin. Onlardan aldıklarını, Tevrat masallarını, Talmud masallarını, Tevrat'ın hakikatinde masal olmaz, o da ilahi kitaptır. Talmud masallarını, rahip masallarını hadis adı altında Müslümanların hayatına sokuyorsun diyor ve konuşturmuyor. Sürüyor, hapsediyor, dayak cezası veriyor, konuşturmuyor. Sonra Hazreti Ömer'in öldürülmesinde devreye giren komplonun içinde bunları yaptığı zatın işbirliği içinde olduğu ve tarihin ilk Siyonisti diye Mısırlı bilginlerin yad ettikleri Kâbe'l Ahbar var. Hazreti Ömer öldürüldüğünde bu zat çıkmış bağırmıştır Medine'de. Ne diye bağırmış? Şimdi dilim çözüldü. Ömer öldü, artık rahat rahat konuşacağım diyor. Konuşturmuyordu. Çünkü bu şahsa verdiği sıfat kezzap sıfatıdır. Ne demek o? Sınırsız yalan söylüyen demektir. Mübalağa kipi. Kezzap, kazip de demiyor. Kezzap. Bu sıfatı aynı zata bir kişi daha veriyor. Çok önemli kişiler bunlar. Hazreti Ali. Aynı kişiye mi kezzap diyor? Aynı kişiye. Bir kişi daha bu sıfatı veriyor. O da çok önemli. Bunlar sahabeye hocalık yapmış büyük anıt isimler. Yani sahabenin de içinde tabii mertebeleri var. Hazreti Ali. Herkes gibi değil ki. Hazreti Ömer herkes gibi değil. O üçüncü kişi kim? Hazreti Ayşe, bugün konuşacağımız o büyük, o anıt isim. Şimdi Hazreti Ömer ölünce zaten arkadan üçüncü halife Osman geliyor. Onun devri, bütün çalkantılar, devdebeler, hengameler, bu meselelerle hiç uğraşılmıyor ve ondan sonra zaten fitne dediğimiz hadise başlıyor ve iş kopup gidiyor. Kanlı badireler, kanlı badireler, belki Hazreti Ayşe münasebetiyle temas edeceğiz. Şuraya gelelim ve konumuz bu değil, bunu İmam-ı Azam meselesini konuşurken konuşacağız. Hadisler, bu aynı zamanda bir muhaddis olan Süfyan es-Sevri'nin tabiridir. Şu kullanacağım tabir. Diyor ki, Hicri 161'de ölmüş İmam-ı Azam'dan 11 sene sonra. Hem tasavvufta çok büyük, hem fıkıhta çok büyük, hem tefsirde çok büyük, her alanda büyük isimlerden biri. Süfyan es-Sevri. Bu hadislerden hayır bekleyemeyiz diyor. Çünkü hayır giderek azalır, çoğalmaz. Bunlarsa diyor Hazreti Peygamber zamanındakinin birkaç katına çıktı, çoğaldılar diyor. Bunlarda şer var. Mısırlı Ahmet Emin, büyük mütefekkir, Müslüman mütefekkir, bir ters piramit tabiri kullanmıştır bu hadislerle ilgili. Diyor ki akıl, tarih şunu icap ettirir. Hadisler bir piramit gibi en fazla oldukları zaman Hazreti Peygamber'e en yakın olan zaman olmalıdır. Değil mi? Ondan bunları telakki edenler ortada. En yakın zaman. Hayır diyor, burada ters, piramit ters dönmüştür. Yani varlık gerçeğine, akla, ilme, tarihi verilere aykırı ters dönmüş diyor. Hazreti Peygamber'den uzaklaştıkça bunlar çoğalıyor. Bu düşündürücüdür. Bir başka nokta daha var. Hazreti Peygamber'le İslam'ın ilk gününden, vahyin geldiği ilk günden itibaren beraber olan şahıslar var. Hazreti Ali bunların birincisidir. İlk erkek Müslümandır. İşte çocuktu diyorlar ya, çocuğu mocuğu var mı? Ne, sana ne çocuk? Erkek ilk Müslüman o. İlk erkek kadın Müslüman Hazreti Hatice'dir biliyorsunuz. Peşinden işte Ammar bin Yasir, Hazreti Ebu Bekir ve devam edip gidiyor. Bu insanlar Hazreti Ali gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi,
Ammar bin Yasir gibi ilk insanlar, İslam'ın ilk çilesini çeken peygamberimizin etrafında ilk kümelenen insanlar, Selman-ı Farisi gibi, Bilal-i Habeşi gibi ve bütün hayatları boyunca peygamberimizle beraber olmuşlar. Veya peygamberimizin hayatı. Bu insanların her birinin rivayet ettiği hadis sayısı kaç biliyor musunuz? Mesela Hazreti Ali'nin. 10. 10 ila 100 arasıdır. 10, 30, 40, 50. Onların rivayetleri fiili sünnete ilişkindir. Tarihi belgedir. Peygamberimiz şöyle yapardı. O başka bir şey. Mesela İmam-ı Azam ona itimat ediyor. Sünnet dendiği zaman onu alıyor. İmam Malik de öyle. İmam Malik Muvatta'ını ilk yazdığı zaman 10 bin küsür hadis var Muvatta'ında. Yazdığı günden ölümüne kadar geçen zamanda 10 küsür sene içinde bunları ayıklaya 5-600 hadise indirmiştir. Sakat olduklarını tespit ediyor her gün. Şimdi bu sahabilerin bu sayıdaki rivayetlerinin yanında Hazreti Peygamber'le mesela 18-19 ay beraber olmuş insanlar var. Demin isminden bahsettiğimiz Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ali'nin, Hazreti Ayşe'nin kezzap dediği zat 19 ay peygamberimizle beraber olmuş. 6000 civarında hadis rivayet etmiş. Sallamış yani. Yani ben o tabiri kullanmam. Ben Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Ayşe'nin kullandığı tabirleri kullanırım. Şimdi siz bütün bunlar yaşanmışken ve ortada dururken Kur'an-ı Kerim'i bu rivayetlere adapte edemezsiniz. Bugün İslam dünyasının en büyük handikapı budur. Kur'an-ı Kerim'i bunlara uydurduğunuz zaman Hazreti Peygamber'e vahyedilen din ortadan kalkıyor. Şimdi aynen böyle hocam. Yani ortada bir saçma durum var. Tersini yapıyorlar şimdi. Diyor ki Kur'an'ı bunlara, halbuki icap eden nedir? Onları Kur'an'a uyduracaksınız. İmam-ı Azam'ın mücadelesi budur. Diyor ki bu rivayetleri Kur'an'a uyduracağız. Şimdi eğer Kur'an dendiği gibi hiç değişmemiş, Allah kerem olan bir kitapsa eğer, bu hadisler gibi garantisiz bir şey nasıl dini etkileyebilir? Yani doğru mu yanlış mı, uydurma mı kaydırma mı, kimsenin bilmediği bir takım laflar, Hazreti Muhammed'e atfedilen var. Belki bazısı ona ait, belki değil ama gayet sonuçta tabii, Hazreti Muhammed, Hazreti Muhammed'in evet, en büyük kelamı sizin kullandığınız tabirle Allah kelamı olan Kur'an değil mi? Yani ne artık daha gayet, başka şey arıyorsun? Gayet, yani tabii, onlara gayet gittiğin zaman bu sefer sonra fiili sünnet var. Din yani, zıvadan çıkıyor. Hazreti Peygamber'i bu rivayetlere, bu rivayetlerin kıskacına sokup sonra da bunlar olmasa sünnet ne olacak? Peygambersiz din mi? Bu çok üçkağıtçı bir laftır. Veya çok cahilane bir laftır. İyi niyetlilerden gelirse cahilanedir. Kötü niyetlilerden gelirse bir üçkağıtçılıktır. Koca sünnet var. Yani İmam Malik demin dedik. Maliki mezhebinin kurucusu ve sünnete bağlılığıyla ünlenmiş bir insandır. İmam-ı Azam birinci sıradadır mezhep oluşumunda. İkinci sırada o vardır. Hicri 179 ölümü. İmam Malik diyor ki ben fiili sünneti ve burada da Medine halkının teamüllerini, örflerini esas alırım. Fiili sünnet dediğiniz öyle bir şey ki yüzlerce insan diyor Hazreti Peygamber şunu şöyle yapardı. Evet. Ama birisi çıkıp da işte ahad haber bir kişinin rivayeti demek. Peygamberimiz böyle dedi. Ben duydum. Şimdi geçiyorsunuz 50 kilometre öbür tarafa. Orada da biri diyor ki Peygamberimiz şöyle dedi. Bunun tam tersi. Şimdi bir din çıkıyor ortaya. Bu hadislere teslim ettiğiniz zaman birinin yaptığını öbürü yıkıyor. Burada bir hakeme ihtiyacımız yok mu? Yani en toleranslı ifadeyle. Kim olacak bu hakem? Kur'an. İşte onu dediği için İmam-ı Azam başına gelmeyen kalmadı. İlk tarihte bu mücadeleyi veren odur. Peki hocam neyse evet, bu konuyu kapatalım. Ya tabii son bir şey soracağım. Bir evet. Son bir şey soracağım bu konunun dışında ama günümüzün gündemiyle alakalı. Şimdi
Şimdi kutlu doğum haftası diye bir şey çıktı. Ben böyle bir şey daha önce duymamıştım. Yani bu son birkaç sene modası. Çünkü daha önce böyle bir şey yoktu. Yani işte benim de ailemde gayet iyi Müslümanlar var. Herkes benim gibi değil. Etrafa da bakıyoruz, görüyoruz. 50 yıldır bu memlekette yaşıyoruz. Kutlu doğum haftası diye ben bir şey duymadım. İslam aleminde herhangi bir ülkede de böyle bir şey görmedim. Her sene Nisan ayının böyle ilk haftaları içerisinde tam da tarihini de ben kavrayamadım. Çünkü uzatıyorlar, uzatıyorlar falan. Bir kutlu doğum haftasıdır diye bir şey için. Var mı böyle bir hafta? Şimdi bakın, yani peygamberimizin doğumunu sevinç ve şenlikle kutlamanın kötü bir yanı olduğunu söyleyemeyiz. Yalnız İslam geleneğinde böyle bir şey yoktur. Bu Hristiyan geleneğinde vardır. Şimdi buradan ne çıkaracaksan çıkaracaksın. Ama yani peygamberimizin doğumu için ben şenlik yapıyorum, sevincimi ifade ediyorum diyen bir adama yapamazsın böyle bir şeyi. Ama bu hafta mı doğmuş peygamber? Diyemeyiz. Efendim başka, gayet tabii. Bir defa her gün, her yıl 10 gün kayıyor. Değişmesi lazım yani, Ramazan gibi değişmesi kayıyor. Lazım. Yahut miladi takvime bağlarsa o zaman Ramazan da miladi takvime bağlaması lazım. Eylül ayına gelir. Nimet bereketin en bol olduğu aydır ve bunu teklif eden İslam alimleri de vardır. Ya miladi takvime bağlanırsa hep o zamana gelir. Günün de böyle ortalama geceyle gündüzü. Ne çok uzun ne çok kısa olduğu günler. Sıcak soğukta dengeli filan diye düşünürler. Ama Kur'an-ı Kerim... Vallahi ben 21 Aralık'tan yanayım. Kur'an-ı Kerim Ramazan'ı... Kur'an-ı Kerim Ramazan'ı ayın seyrine, bağlamış. Hilalin seyrine bağladığı için bana göre bu olmaz. Evet, doğrusu bu. Olmaz. Ve bana göre bir yerde sabit kalması değil, Ramazan'ın dolanması onun orucun hikmetine daha uygundur. Ben bunu düşünürüm ve bana göre Kur'an-ı Kerim buna izin vermez. Hazreti Peygamber'in doğumu, böyle bir şey zaten dinin böyle bir talebi yok ve İslam geleneğinde de bu yok. E ama olursa ne olur? Bir zarar olmaz. Ha. Yeter ki birileri istismar etmesin. Yeter ki o münasebetle Hazreti Peygamber'in hakiki çehresi ve hakiki mesajı tanıtılsın. Sen Hazreti Peygamber'in doğumunu kutluyorum diye deniz feneri dini anlatırsan yandı millet. Yani buralara dikkat etmek lazım. Yoksa kutlar. Şimdi hocam bir soru var. Evet. Bu soruya siz mi cevap verirsiniz, ben vereyim. Diyor ki anlamadığım bir konu var. Toplumda şirk olayı konusunda aydın, bilgili, dini tam bilen kişiler, inanmış işler falan diyor. Eğer bunlara inanmak, şirk koşmaksa Atatürk'ü ve benzer durumlarda mezarına koşmak ne anlama gelir? Şirk midir? Gayet tabii. Atatürk'ü de şirk aracı yapabilirsiniz. Yapmasınlar. Niye insanın sevdiği birinin mezarına gidip ziyaret Efendim, etmesi şirk bakın, mi diyor? Bakın, söyleyeceğim ben onu. Ama yani ilkeyi koyalım. Şimdi vatandaş kimse, niyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle girersen gol atar bize. Kornerden hemen topu ağlara gönderir. Öyle bir şey yok. Evet, Atatürk'ü de şirk aracı yapabilirsiniz. Yapmayalım. Doğru. O zaman gelin şu mezarlar nasıl şirk aracına dönüştürülüyor bunu anlatalım. Bunlardan kaçmayın. Evet, annem, açın bunları. Gidiyorum. Şirk midir bu? Annemi gidiyorum. Ziyaret ediyorum mezarını. Çiçek ekiyorum. Bilmem ne yapıyorum. Şirk mi bu? Sen şimdi söyle söyleyeceklerini. Ben şirk konuşacağım. Midir bu hocam? Böyle bir şey yok. İnsan sevdiği birinin, özlediği birinin yanına gitmesi kötü bir şey midir ya? Tamam. Böyle bir zırvalık olur mu? Tamam. Şimdi annemin mezarına gidiyorum. Şey yerine onu... Tanrı yerine, peygamber yerine koyuyorum, gidiyorum. Sevdiğim, özlediğim insan mezarında görüyorum. Ne olur yani? Şimdi bakın. Mezarlar değil mi konumuz? Bunu senelerce İrani tandansla düşünenler söylediler. Atatürk'ün mezarı, Atatürk'ün anıt kavri, türbesi, işte gidiyorsunuz da falan filan. Sonra ben İran'a gittim. Kitabım tercüme edildiği zaman çağırdılar. Orada Ehl-i Beyt imamlarının, ki ben de gönülden severim ve bağlıyım. Çok önemli. Ve mesela daha sonra Ayetullahların ve özellikle rahmetli Hümeyni'nin mezarına neler yaptıklarını gördüm. Mabede dönüştürmüşler. Şimdi siz demin bir tabir kullandınız, sallamak tabiri.
bu hesabına geldiği zaman birisinin aleyhine sallıyorsun ama bir de dön kendi hayatına ve kendi istikametine, kendi yaptıklarına bak. Şimdi ben mezar meselesini size anlatayım. İslam'ın bu konudaki söylemi, miyarı, kriterleri belli. Kur'an'da belli, Hazreti Peygamber'in öğretisinde belli. Ne? Hazreti Peygamber mezar ziyaretini yasaklamıştı. Acele etme. Yoksa sen de annenin mezarına gidemezsin. Yasaklamıştı. Sonra bu yasağı kaldırmıştır. Gerekçesini vererek. Diyor ki, ben size mezar ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi o yasağı kaldırıyorum. Mezarları ziyaret edin, size ölümü ve ahireti hatırlatır. Bu kadar. O halde, büyük adam, küçük adam, annen, deden, halan, şu arkadaşın falan, kimse. Mezarlar, bu tabirlerin altını çiziyorum, izleyenlerimiz de çok dikkatle bunları zapt etsinler. Bunlar dinin verilerine dayanarak kullandığım kelimelerdir. Mezarlar, ölümü hatırlatan ziyaretler olarak İslam'dan onay alır. İbadet manasında en küçük bir şaibe karıştığı zaman putperestlik olur. Zaten ibadet edildiği için normaldir. Bir şey yok. Atatürk'ün mezarını ziyaret, o birinci manaya girer, ben de gidiyorum. Fırsatım olsa her hafta gider ziyaret ederim. O hatıraları tekrar milli mücadeleyi hatırlamak için. Ama orada ibadet kastı yok. Tabii ki yok. Senede 360 günde gitsen ibadet kastı yok. Ama bilmem ne babanın türbesine gidip işte o şekilde. Oğlu için kısmet, kızı için kısmet bilmem ne dilendiği zaman ev, araba bilmem ne isterse o her neyse gölgesi bile aklından, hayalinden geçirmesi bile şirktir. Tevilsiz, tartışmasız şirktir. Bunu otursun konuşsunlar. Ve mesela camilerin avlularına İslam izin verir mi bir takım makbul insanların? Allah hepsinin makamını cennet etsin. Benim de hemen tümüne saygım var. Caminin, mabedin avlusuna ve önüne, yanına türbe koyamaz. Koyduğun anda şirk başlar. Hiç tevili yok buna. Ne kadar başlar biliyor musunuz? Geriye gidelim. Şimdi bu İslam mirasının içindeki gerçekleri vermiyorlar millete. Biz bunları alıp verdik mi de diyor ki ya bu sakalsız, bıyıksız, bu tıraşlı adamlar, teneke suratlı adamlar, kravatlı bilmem ne. Bunlar nereden bunlar için? Hocam sende de hoca tipi yok ama hakikaten. Yok yani. Zaman evet. Böyle bir sakal bıraksan. Çünkü hocanın tipi yok. Hocanın, İslam'a göre hocanın beyni, ilmi ve irfanı var. Tipi yok. O Hristiyanlıkta ve Yahudilikte var. Hocanın tipi yok. Onun için neuzübillah ki benim hoca tipim olsun. Tipi olup da dibi olmayanlar bunu otursun düşünsünler. Hocam bir şey daha soracağım. Dur dur şunu bir, peki, bir, dakika, bir dakika. İbn-i Teymiye. Tarikat çevreleri çok sevmez. Çok ağır eleştirmiştir çünkü. İbnül Cevzi, onun öğrencisi. Anıt bir isimdir İslam tarihi. Hele İbnül Cevzi. İbn-i Teymiye, Şeyhül İslam İbn-i Teymiye lakabı da odur. Yüze yakın eser bıraktı İslam düşüncesine. Ve hakikaten dev bir mütefekkirdir. Tarikat çevreleri onu sevmez ama bence haksızlık ederler. Çünkü İbn-i Teymiye gerçek manada tasavvufa saygılıdır. Mesela Cüneyd-i Bağdadi'ye saygısını defalarca ifade ediyor. Tarikat üçkağıtçılığına cephe almıştır İbn-i Teymiye. Onu da kaydedelim. Ama şöyle veya böyle. İbn-i Teymiye ne teklif etmiştir biliyor musunuz? Eserleri ortada. Hazreti Peygamber'in türbesinin yanından o mescidin uzaklaştırılmasını teklif etmiştir. Dinliyor musun? Hazreti Mescid-i Nebevi
dediğimiz Ravza-i Mutahhara'nın bitişi. Peygamberimizin türbesinin. Diyor ki İbn-i Teymiye, Kur'an'ın şu ayetlerine aykırıdır bu diyor. Siz Muazzez İslam peygamberini kendine vahyedilen kitaba aykırı iş yapmış konuma nasıl getirirsiniz diyor. Mabet yalnız Allah'ın takdis edileceği bir mekandır. Hazreti Peygamber evet peygamberdir ama nihayet bir insandır diyor. Kur'an onun ibadet aracı yapılmasını yasaklamıştır. Siz diyor Hazreti Peygamber'i şirk aracı yapamazsınız. Bu peygamberimizin türbesiyle bu mescidi birbirinden ayıracaksınız diyor. Bunun mücadelesini vermiş. Doğru. Şimdi doğru yanlış. Bence doğru. Ama biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in türbesini yani mescidi oradan uzaklaştırmak makul gibi görünüyor ve mümkün. Ama mesela Suud zihniyetinin bir zamanlar Hazreti Peygamber'in ravzasını oradan uzaklaştırma gibi bir denemesi olmuştur. Bütün sahabi mezarlarını yok ettiği evet. gibi ona tevessül etmişler ve kim buna karşı çıkmıştır? Atatürk. Evet. Evet. O içtiği rakıları sayıp İslam dışı gösterdikleri Atatürk. Utanmadan, haya etmeden. Ve öyle kendi ülkesini işgal çizmesinden kurtarmanın mücadelesini verirken oraya hemen el koyuyor ve diyor ki eğer böyle bir şeye teşebbüs ederseniz orduyla oraya inerim diyor. Sakın bunu aklınızdan çıkarın. Bunu da kaydedelim. Yani bırakın Ahmet'in, Mehmet'in filan, efendinin falan şeyhin türbesini, İbn-i Teymiye ve ekolü Hazreti Peygamber'in türbesinin yanından, Suudların yaptığı gibi türbeyi değil, mabedi oradan uzaklaştırmayı ve Allah'a ibadetin mekanını şaibeden temizlemeyi teklif etmiştir. Şimdi gelin bizim Osmanlı düzenine. Bana bir tane cami gösterin ki avlusunda birkaç tane kişi olmasın. Dolu. Şimdi bakın, ben çocukluğumdan beri bunu izledim. Mesela benim memleketim Trabzon'da, gençliğim, çocukluğum orada geçti. Burada ki o camilerin bazılarında ben gençliğimde orada mukabele okudum. Ben o camilerde yani görev de yaptım bazılarında. Vatandaş burada namazını kılar. Çıkar. Gelir şurada yan tarafa. Orada metfun olan zat. O zat ne yapsın? Ölmüş, ona onu yapmışlar. Ne yapsın? Ne yapabilir? Gider. Onun orada da açar ellerini, orada taleplerde bulunur, bir şeyler okur. Taleplerde bulunur, ruhuna dua mı eder? Şimdi hocam? Efendim o ruhuna dua işin hikayesidir. O ruhuna dua eder, arkadan gelen biri de kızı için kısmet çözülmesini ister. Bu putperestliktir. Tabii. Farkında olmadan putperestliktir. Şimdi bunu hemen hatırlatayım, bunu dediniz mi? Ya namaz niyazlı adamları şirke nispet ediyor. Hayır. İltizami küfür, küfür değildir. İslam'da kural var. Yani burada şirk ve küfür korkusu var. Dikkat et demek kimseyi küfürle itham değildir. Bunları yutturuyorlar millete. Bizi konuşturmamak için. Akif'in tabiriyle Allah ile iskat yapmak için, susturmak için. Biz iltizami küfürden söz ediyoruz. İlzam küfür yok. Kimseyi küfürle itham etmiyoruz. Dolayısıyla İslam mabedinin avlusunda, yanında, yöresinde türbe olmaz. İslam'ın tevhid anlayışı buna asla izin vermez. Bugüne kadar olmuş, yanlıştır olmuşsa. Tabii hemen ben gelecek lafları ben söyleyeyim buradan. Bu kadar ulema, meşayih, selef-i salihin bunları bilmedi de siz mi bildiniz? Bu selef-i salihin edebiyatı yapılıyor. Sorarım ben size. Selef-i salihin geçmiş iyiler, büyüklerimiz. İmam-ı Azam selef-i salihin değil mi? Hazreti Peygamber'e en yakın fakihtir, mezhep imamıdır. Bunlarla mücadele etti.
bundan 600 yıl önce yaşamış demin isminden bahsettiğim kişiler, İbn-i Teymiye, İbnül Cevzi, İbnül Kayyim el-Cevziye, büyük muvahhid bilginler, Şatibi, bunlar selef değil mi? Yani bunlar ne için uğraştılar? Hocam burada bir başka bir yere geçeyim mi? Bir şey soracağım. Demin Kutlu Doğum'dan bahsettik geçin. Nevlid Kandili, Peygamber Efendimiz'in doğumu değil midir? Evet. Yani Nevlid doğumunu takdis için yazılmış şiirdir. Ama onun doğduğu günde okunmaz mı bu? Efendim bakın. Ya şimdi siz bana şunu hatırlatıyorsunuz. Adam eve gelmiş. Yorgun argın. Şöyle şilte gibi bir düşmüş. İşten gelmiş. Hanımı da onu teselli sadedinde demiş ki sana bugün öğrendiğin güzel bir hikayeyi anlatayım da dinlen, şöyle bir açıl. Anlat demiş hanım. Ne anlatacaksın? Sana demiş minareden keçisi düşübölen Zekeriya'nın hikayesini anlatacağım deyince adam demiş ki beni mahvettin. Şimdi bunun neresi beni ferahlatacak? Bunu ben düzeltmem lazım. Minareden düşmemiş, gökten inmiş. Zekeriya değil İbrahim, İbrahim, keçi değil koyun. Ölmemiş, kurban edilmiş. Şimdi bu da buna benziyor. Mevlid yazılmış ve Hazreti Peygamber'in doğum günü için, onu kutlamak için falan o geçmiş. Bütün dini günlerde okunur olmuş. O da geçmiş. Sevap kazanmak maksadıyla okunur olmuş. O da geçmiş. Bakın burası çok mühim. Mabede sokulmuş. Bu şiiri Hazreti Peygamber'i övmek için de yazılsa mabede sokamazsınız. Mevlid ibadet değildir. Şiir okumaktır nihayet. Musikiyle şiir okumaktır. Ben de çok okudum. Ben güzel mevlid okurum. Hatta bana bir hoca şöyle dedi ki sabah makamından okursan dedi milleti ağlatır çok da bahşiş alırsın demişti. Sabah makamından ilk bahir okunur. Tevhid bahri okunur. Her birinin bahri var. Ondan sonraki İşte Uşşak'tan okunur, Viladet Ras'tan okunur, öbürü Hüzzam'dan okunur, öyle gider. Hocam sadece 9 yaptık, bir reklam arası vereyim sonra şu Hazreti Ayşe mevzuna ve İslamiyet'teki sizin bahsettiğiniz kitapta ilk kadınlara geçelim. Çünkü İslamiyet'teki kadının bugünkü yeriyle sizin bahsettiğiniz zamanki yeri arasında bir uçurum var. Yani... Ne uçurum? Yani hani Hazreti Muhammed ne uçurum bugün yaşasaydı zannederim o Suudi Arabistan'dakilerin hepsini kılıçtan geçirirdi. Siz bu işin içine etmişsiniz demek için... Bir reklam arası vereceğim sonra devam edeceğiz. Hocam hemen bir soruyla başlayayım ben. Demin dediniz ki Emeviler geldiler. İslam'ı kendilerine göre kullanmak maksadıyla büyük katliamlar yaptılar. Dini yoldan çıkardılar. Böyle deyince insan aklına isterseniz bir soru geliyor. O zaman Emevilerin en büyük düşmanı, en sevmediği Hazreti Ali. Demek ki Hazreti Ali'nin yolundan gidenler gerçek İslam'dan gitmişler demektir. Hiç şüphe yok teorik olarak. Hazreti Ali'nin yolundan gidenler tabirini korumak şartıyla doğru. Var mı yolundan giden? Hazreti Muhammed'in yolundan ne kadar gidiyorlarsa Ali'nin yolundan da Hazreti Peygamber, Hazreti Ali için senin etin etin kanın kanım, sen benim, Hazreti Musa'nın yanında Harun neyse benim o mevkide kardeşimsin diyor. Evet. Hiç şüphe yok yani teorik olarak bu doğru. Aslında bu hemen bütün sahabiler için doğrudur. Demin ismini verdiğimiz insanları. Şimdi Hazreti Ayşe'yi konuşacağız. Onun yolundan da gitseniz aynı yere çıkar. Ömer'inkinden de. Hazreti Ali ise... Çok daha rüçhaniyeti olan bir insan. Çünkü bizzat Hazreti Peygamber ona sen konuşan Kur'ansın diyor ya. Bakar mısınız? Bugün çalışmamda bir sözünü İbn-i Sa'd'dan alarak kaydettim. İbn-i Sa'd o kadar aklımda ki İbn-i Sa'd'ın tabakatının ikinci cildinin 304. sayfasında. Bak aklımda. Öğle vakti falan yazdım. Diyor ki dedi ki Hazreti Peygamber'e ilk inanan erkektir daha çocuk yaşta. İlk namazı Hazreti Peygamber'le kılan Hazreti Ali'dir. Diyor ki hiçbir Kur'an ayeti yoktur ki. Şimdi Türkçesini söyleyeyim, Arapçası da aklımda da. Onu orada yazarken ezberledim.
Hiçbir Kur'an ayeti yoktur ki nerede, ne zaman, kiminle, neyle ilgili olarak indiğini bilmeyeyim. Nübüvvet kokusunu diyor, bizzat kaynağından her gün kokluyordum ve Allah bana diyor, akul bir kalp ve taluk bir lisan vermiştir. Etkili, iyi konuşan bir dil ve meseleleri iyi tahlil eden, akli tahlillerini yapan bir kalp vermiştir diyor. Bu sıfatlarımla birlikte de Hazreti Peygamber'le son nefesini verdiği ana kadar beraber. Ali bu. Tabii ki onu takip edenler İslam'ın en mükemmelini yaşar. Bana takip eden birini göstersen. Hazreti Peygamber'i takip edenler ne kadarsa o da o kadar. Zaten bakın, Ali'yi takip eden olsa böyle Hazreti Peygamber Ali ikiliği çıkmaz. Ali'yi takip edenlerin tarih içinde faturasını hayatıyla ödemiş mümtaz simalarından biri İmam-ı Azam. Evlad-ı Resul'ün haklarını korusun diye Emevi ve artı Abbasi zulümlerine maruz kaldı ve Abbasilerin zindanında öldürüldü zehirlenerek. Emevilerden çekti. 70 yaşına geldiği bir zamanda Abbasi halifesi, ikinci halifesi El-Mansur tarafından onca zulümden sonra, işkence, kırbaçtan sonra bir de zehirletilerek öldürüldü. Şimdi İmam-ı Azam. Biz şimdi bugün İmam-ı Azam'ın Ehl-i Sünnet'in en büyük imamı, kurucu imam olduğunu söylüyoruz. Onun mezhebinden olduğumuzu söylüyoruz. Yalan. 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 Niye? Evet. Siz, işte ben niye oturdum 10 yılımı İmam-ı Azam'a verdim? İmam-ı Azam, bir tipik örnek vereyim. İmam-ı Azam tarihte, mezhepler tarihinde, İslam fıkıh tarihinde, çünkü Peygamberimize en yakın şahıstır mezhep imamı olarak. 150 Hicri onun ölümü. Diğer mezheplerin hepsi ondan sonradır. Hepsinin babasıdır, fikir öncüsüdür, önderidir, sistematiğini yapan insandır. Bir anıttır. İmam-ı Azam, bu anıt isim, diyor ki, galiba İslam'ı en yumuşak yorumlayan adam da o. Efendim akılcı. Şimdi benim kitabımın adını hatırlatmak istiyorum burada. Millet ne diyecek? Ya kitap reklamı. Umurumda değil. Kitabın adı şudur. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam. İmam-ı Azam. Belki 30 tane isim değiştirdim ben bu kitabın adını tespit etmek için. Sonunda bunda karar kıldım. İmam-ı Azam mesela diyorum. 20 küsür belirgin niteliği, temel mesajı vardır. Onları veriyorum orada. Yalnız İmam-ı Azam'da gördüğümüz bir tanesini söyleyeyim. İmam-ı Azam diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in tercümesiyle bir Müslüman Arapça bilmiyorsa, Arap menşeli değilse, dili Arapça değilse, Arapçayı güzel okuyamıyorsa, o tabiri kullanmıştır. Kur'an'ın tercümesiyle, kendi dilindeki tercümesiyle namazını kılar. Burada bir tartışma var mı? Buna bir itiraz olacak kimse var mı? Bir tane sahtekar çıkmıştır. Nuh bin Ebi Meryem diye bir adam ki yalancılıkla itham edilmiş, susturulmuş bir adamdır. Casustur. Hanefi ekollere girdi. İmam-ı Azam'ın mesajını Arap-Emevi zihniyeti istikametinde saptırmak için tabii kabul görmemiştir. Rezil edilmiş, bırakılmıştır. Bu fikrinden döndü diyor İmam-ı Azam. Haşa, yok böyle bir şey. İmam-ı Azam, yani Kur'an'ı Türkçe okumak. Türkçe, ya okumayı bırak, Türkçe ibadette. Okumak, zaten ibadette okumak. Bir kitabı kendi dilinde okuyamıyorsan, o kitabı okumazsın. Çünkü başka bir dilde okunabilecekse, niye ben ibadetimde onu Arapça okuyayım? Bu bitiriyor işi. Şimdi bir Müslümana, sen Kur'an'ı sevap almak için Arapça okuyacaksın ama namazında da Türkçe okursun dediğin zaman bu adam bunun Arapçasını, Türkçesini okumaz. Fransızcasını da okumaz. Hangi dilden Müslümansa. İmam-ı Azam getirmiş bunu, koymuş.
Ve İmam-ı Azam bunu Peygamberimizin uygulamalarına dayatıyor. Şimdi siz hem İmam-ı Azam'ı, en büyük imamımız Ehl-i Sünnet inancının hem akaidde hem fıkıhta, ameli fıkıhta bir numaralı imamıdır. Gidiyor mu insanlar yolundan? Hazreti Ali diyorsun, Hazreti Ali'yi amenna ve saddakna, Hazreti Ali'nin yolunda giden bir insan İslam'ı en mükemmel şekliyle yaşar. Göster bana bir tane. Hazreti Ebu Bekir'in yolundan giden de yaşar. Göster bana bir tane. Hazreti Peygamber'in yolunu ne hale getirdiklerini söyledik deminden beri. Hazreti Ayşe'nin yolundan giden de yaşar. Hazreti Ayşe bir de kadın olduğu için Peygamberimizin eşi olmasına rağmen, allame bir insan olmasına rağmen, dahi bir insan olmasına rağmen, akılcılığın öncülerinden biri olmasına rağmen sahabe içinde ikinci plana itilmiştir gelenek tarafından. Hazreti Ayşe deyip geçmeyin. Şimdi girelim Hazreti Ayşe'ye. Girelim ama şimdi, ondan önce Ali ile ilgili konuşurken Hazreti Ayşe ile ilgili bir sual sormak zorunda kalıyorum o zaman. Şimdi Hazreti Ayşe bence de çok önemli bir kadın. Niye önemli bir kadın? Dünyanın ilk bilinen feministi bence. Ya bırak şimdi bunu. Hakikaten feminist. Ya Kur'an-ı Kerim onları peygamberimizin eşlerini müminlerin annesi diye tanıtıyor. Ama yani feminizme ben o tabirleri kullanmam. Siz tabirleri kullanmıyorsunuz ama yaptığı hareketlere baktığınız zaman müthiş bir kadın hakları savunucusu. Akılcı. İnsan hakları savunucusu. Kadın haklarının öncüsü. Öncüsü. Şimdi bakın nasıl öncüsü. Şimdi lütfen bizi dinleyenler selim bir vicdanla bugüne kadar ezberlediklerini unutarak şu gerçeğe bir kulak versinler. Hazreti Ayşe Peygamberimizin eşi. Sahabeye hocalık yapmış bir insan. Asr-ı Saadet'in en büyük ordusuna kumandanlık etmiş. Şuna bakıyor musunuz? Asr-ı Saadet içinde oluşturulmuş en büyük orduya kumandanlık etmiş. Cemel'de kumandanlık ettiği ordunun asker sayısı 30 bindir. Hazreti Ali'nin 20 bin askere kumanda ettiği orduda 30 bin askere kumanda etmişti. Binlerce insan öldü orada. Peki o sırada karşısında kim vardı? Efendim Hazreti Ali var, ondan pişmanlık duyuyor. Niye kavga ediyorlar? Efendim, niye savaşıyorlar? Ediyor ama bakın bugünküler gibi birbirini kafir muafir ilan etmiyorlar. Etmiyorlar. Hazreti Ali savaşı kazanıyor. Ondan sonra da annem diyerek izaz ve ikramla onu alıyor, refakatçilerle evine uğurluyor saygılar içinde. O savaşın sebebi nedir? O savaşın sebebi... Basra'da oluyor bu savaş değil mi? Basra'da olmuş galiba. Tabii Hazreti Ayşe Mekke'den çıkıyor 3000 kişiyle, Basra'ya geldiğinde 30.000 kişi. Hazreti Ali Medine'den çıkıyor, o da 3000 kişiyle. Peki niye Basra'ya gidiyorlar? 20.000 kişi. Efendim o sırada orada oluşmuş. Tabii Medine'de böyle bir savaşı vermek zor. Medine peygamberin hatıralarını, kokusunu da taşıyor. Orada kimse böyle bir şeye pek girişemez. İzin vermez. Kaldı ki yani orada bir içtihat farkı yüzünden ki sonra Hazreti Ayşe dünyaya gelmeseydim de Ali'ye karşı çıkmasaydım diyor. Kendisi zaten hükmü vermiş. Hayatımın en büyük hatası filan demiyor. Keşke doğmasaydım ve Ali'ye karşı çıkmasaydım. Niye savaşmışlar? Tam nedeni ne? Efendim, Hazreti Osman'ın ölümü üzerine Muaviye fitnesiyle Osman'ın katillerinin bulunması ve kanının heder edilmemesi, katillerin cezalandırılması, bu atıldı ortaya. Raşid halifelerin dördüncüsü, üçüncüsü katledilmiş. Katilleri bulunmuyor. Böyle bir hava yaratıldı. Çünkü Şam merkezli Emevi fitnesi işte orada başlıyor zaten tahribatına. Niçin bu tahribatı yapıyor? Hazreti Ali'yi zor durumda bırakmak için. Çünkü Hazreti Ali'yi hemen biat edilmiş. Devletin başına getirilmiş. Problem çıkarıyor. Çünkü Hazreti Ali'yi problemsiz birkaç yıl Müslümanları ve devletini yönetirse ondan sonra Emevi melanetine hayat hakkı kalmayacağını biliyor adam. Bunu kırmak istedi.
Ve maalesef kırdı taktiği. Ve orada Hazreti Ayşe'yi kullandı. Hazreti Ayşe enteresandır. Bir yandan Hazreti Osman'ın katlinde dahli olmakla itham ediliyor. Çünkü kardeşi Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'in dahli olduğu söyleniyor. Yani Hazreti Osman'ın yerini basan ve o hareketi yapanların içinde. Hazreti Ayşe'yi bir yandan itham ediyorlar, bir yandan da diyorlar ki Osman'ın katillerinin bulunmasından rahatsız mı oluyorsun? Hayır. Tabii burada şahsi kaprisler var, iktidar hırsı. Maalesef. Talha, Zübeyir, onlar ayrı bir hilafet iddiasında, onlar da Hazreti Ayşe ile birleşiyorlar. Peki mesela merak ederim hep, Hazreti Ayşe halife olabilir miydi? Hayır, olamazdı. Çünkü öyle bir gelenek yok, dinler tarihinde de yok, orada da olmazdı. Yani bunun telaffuz edildiğine bile tanık olmuyoruz. Hazreti Ayşe'nin öyle bir iddiası da yok zaten. Ama bir ordu kumandanlığı yapmış ve 30 bin kişilik bir orduya kumanda etmiştir. Bugün 21. yüzyılda bazı Müslüman ülkelerde kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor. Tek başına sokağa çıkamıyor. Şimdi bakın. Bakın nereye ne hale gelmiş. Hazreti Ali Hendek Savaşı'nda da kadınların hepsi karedeyken Hazreti Ayşe çıkmış, savaşa katılmak istemiş. Hazreti Ayşe bütün savaşlara katılmıştır. Bedir'e katıldı mı, katılmadı mı tartışmalı bir rivayettir. Diğer bütün Nas-ı Saadet'tekilerin, Peygamberimizin verdiği savaşların katılmış. Hemşirelik görevi yaparak. Hazreti Ali dedik. Hazreti Ali'nin bizim de bugün mustarip olduğumuz meseleleri bir büyük ihtişamla nitelendiren ve yanlışları deşifre eden bir sözü var. Diyor ki Emevilerden bahsederken. Emeviler diyor İslam elbisesini giydiler. Tabii hepsi biz Müslümanız diyor. Yalnız diyor. Ters çevirerek giydiler. Bugün de Müslüman dünyanın sıkıntısı budur. İslam elbisesini giyiyorlar. Giyiyoruz ama ters çevirerek giyiyoruz. Şu İngiliz kumaşı ceketini sen böyle giydiğin zaman sana bir itibar veriyor. Prestij sağlıyor. Saygınlık kazandırıyor. Ters giyersen dili derler. Ters giy, çık İstiklal Caddesi'ne. Dili derler. Seni rezil eder. Hazreti Ali'nin dediği budur ve bugün yapılan da budur. Ali'yi takip ediyorum diyenler de bu elbiseyi ters giyiyor. Ehl-i sünnettenim diyenler de bu elbiseyi ters giyiyor. Bu elbisenin düzünü Müslümanlara giydirecek bir tek kaynak var. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in de atıf yaptığı adresler var. Yani Kur'an-ı Kerim dedikçe biz millet ya ne diyor? Bakın Kur'an-ı Kerim demek akla, ilme, evrensel insanlık örflerine gitmek demektir. Kur'an bu adreslere gönderme yapıyor. Elbiseyi düz giymek budur. İmam-ı Azam en erken devirde Emevi'nin ters çevirdiği elbiseyi düzüne çevirmek için mücadele verdi. 40 küsür sene. Peki hocam şimdi Hazreti Ayşe Ali ile yaptığı savaştan sonra diyor ki keşke doğmasaydım da Ali ile savaşmasaydım. Evet öyle diyor. Ama buna mukabil Ali'nin yolundan gittiğini iddia eden, öyle bildiğimiz Şiiler Hazreti Ayşe'den nefret ediyorlar. Hatta Ayşe ismini... Bu çok ağır bir tabir. Sevmiyorlar hocam. Ayşe ismini hakaret diye kullanıyorlar yer yer İran'da. O kadar deme. Bakın bunu hiçbir Müslüman yapamaz, Şii de olsa. Çünkü Kur'an-ı Kerim peygamberin eşleri sizin annelerinizdir diyor. Hiç kimse annesine hakaret edemez. Ama eğer Kur'an'ı inkar etmiyorsa. Kesin. Sevmedikleri kesin. Bilmiyorum. Ben Hazreti Ayşe'yi sevmiyorum diyen bir tane Şii'ye ben şahsen rastlamadım. Peki dönelim kitaba. Hazreti Ayşe, Asr-ı Saadet'te Büyük Kadınlar kitabına da ama benim ilgimi çeken bölüm açıkçası Ayşe ile ilgili bölümü. Niye? Çünkü bildik söylemlerin dışında bir takım şeyler var içinde. Birincisi Hazreti Ayşe'nin yaşamını anlatıyor. Çok farklı bir yaşam. Yani o bırak o dönemi, bugün bile bir kadının kolay kolay cesaret edemeyeceği bir hayat sürmüş. Hiç cesaret edemeyeceği.
örneklerini vereceğiz. Şimdi önce şunu da merak ediyorum. Onu yani baştan sorayım şimdi. Hazreti Ayşe'nin Hazreti Muhammed'le yapmış olduğu evlilik konusunda en çeşitli, tartışmalı mesela. Çeşitli tartışmalar var. Denir ki işte evlendiklerinde 6 yaşındaydı. Ama Hazreti Muhammed mehiri ödeyemediği için ancak 3 sene sonra alabildi. 9 yaşında evlendiler. Yani nişanlanmayla, sözlenmeyle evlilik ayrı. Evet. İkisinin arasında 3 yıl üç var yıl ve var. Burada tartışma yok. Tartışma. 6 yaşında. Hazreti Ayşe'nin doğum yaşı. Yani Hazreti Muhammed'in Hazreti Ayşe ile evlenmek için 6 yaşında söz kestiği ama mehri ancak 3 sene söyleyip 9 yaşında evlendiği söylenir. Haşa. 9 yaşında evlendiği haşa. İçin de bu çok erken bir evlilik olarak nitelendirilir ve bazı eleştiriler vardır haşa. Bu yönde. O da bir Emevi yalanıdır. Kaynaklara sokmuşlar bunu. Yalnız mızrak çuvalda saklanamayacağı için bu gerçek çıkmıştır ortaya. Burada Hintli bilgin ki Asr-ı Saadet uzmanıdır ve ciltlerce eser yazmıştır bu konuda Asr-ı Saadet diye. Süleyman en-Nedvi, Allah mekanını cennet etsin, onun Hazreti Ayşe eseri. Ve onun külliyatını Türkçe'ye kazandıran yine büyük İslam bilgini, çok büyük İslam bilgini Ömer Rıza Doğrul, müfessir, mütercim, mütefekkir, doğuyu, batıyı çok iyi bilen Mehmet Akif merhumun da damadı biliyorsunuz. Ömer Rıza Doğrul, Süleyman en-Nedvi'nin yazdığı Hazreti Ayşe eserini tavzih etti. Yani tercüme etti fakat ilaveler yaptı Hazreti Ayşe bahsinde. Benim burada vereceklerim de büyük ölçüde Ömer Rıza Doğrul'a ona rahmet vesilesi olsun diye şükran ifadesi içinde söylüyorum. Oraya dayanır. Ben de biraz daha bunu kendi cürmüm nispetinde, cirmim nispetinde daha doğrusu geliştirdim. Şimdi bu kitapla ilgili 2-3 şey söyleyeyim. Bu kitap ilk defa Hürriyet Yayınları'ndan yıllar önce küçük bir kitap olarak çıkmıştı. Aradan yıllar geçti. Bu 4 baskı yaptı. O yıllar içinde ben tabii bütün kitaplarım gibi çalışma devam ettiği için havuzda birikmeler oldu. Bu kitabın yeni baskısını aldım. Baktım ki bu kitabın artık yeniden yazılması lazım. Çünkü genişliyor. Bölümlerinin farklılaşması lazım. Mesela Hazreti Ayşe burada bir bölüm değildi. Peygamberimizin eşleri içinde bir taneydi orada, bir küçük fasıldı. Bu kitapta Hazreti Ayşe şimdi bu baskıda müstakil bir bölüm evet. oldu. Kitabın ikinci bölümü oldu. Kitap genişledi ve benim gönlümdeki tertibe de ulaştı ve bastık. Sağ olun siz de buraya taşıdınız bunu. Şimdi Hazreti Ayşe'yi İmam-ı Azam'ı yazarken de Hazreti Ayşe'ye yolum çıktı. Çünkü İmam-ı Azam'daki akılcılık, özgürlük, kadın hakları anlayışı ve dini nasların ve dini söylemlerin, kuralların neden ve niçinini araştırma titizliği İmam-ı Azam'a iki kişiden geliyor. Bir numarada Hazreti Ayşe, ikinci olarak da Hazreti Ömer. Onun için İmam-ı Azam kitabımın bir bölümü var. Kaçıncı bölüm şimdi söyleyemeyeceğim. Başlığı şudur bölümün. İmam-ı Azam'ın sahabe neslindeki öncüleri. Burada üç kişiyi inceliyorum. Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe orada da çıktı. Şimdi Hazreti Ayşe... Dediğim gibi bir defa akılcılığın öncüsü sahabe içinde veya öncülerinden biri. Kadın haklarını savunmanın bir numaralı öncüsü, hiç tartışma yok. Neden ve niçini soran ama çok ısrarla soran. Hazreti Muhammed'e bile karşı çıkıyor yer yer, onunla bile tartışıyor. Haşa, o karşı çıkmak değildir, illetini soruyor. Hazreti Peygamber... Aynı zamanda özgürlüklerin peygamberi.
Kendi de söylüyor bunu. Zaten Ayşe ile ilişkisine baktığınız zaman orada müthiş bir kadın erkek ilişkisi örneği var yani. Hazreti Ayşe değil sadece bütün sahabilere o yetkiyi vermiş. Neden ve niçin sorarlar. Asla kızmaz. Ama yani aile ilişkisine, karı koca ilişkisine baktığınız zaman Ayşe ile olan ilişkisi hakikaten bugün bile ulaşılması zor, ideal bir ilişki. Kesinlikle. Bakın müthiş efendim, aralarında müthiş bir şey var. Hazreti Ayşe Arap Yarımadası'nda 3 tane okuma yazma bilen kadın var. 3 tane. Bunların üçü de Peygamberimizin eşleri içinde. Biri Hazreti Ayşe. 2. Hazreti Ayşe hafızası ile hakikaten olağanüstü bir insan. Onlarca kıtalık bir şiiri iki okumada ezberliyor. Ya bu korkunç bir şey. Onun hafızası hakikaten dillere destandır. 2. 3. Genç olduğu için atak ve Hazreti Peygamber'in sürekli yanında olduğu için de kaynağından meseleleri fiilen görerek ve kulağıyla dinleyerek telakki ediyor. Atak değil bence, fütursuz. Öyle demeyeyim, ben fütursuz niye diyeyim Hazreti Ayşe'ye? Peki. Sen de söyleme. Çok hamleci, çok akılcı, çok sorgulayan bir yapısı var. Sorguluyor. Ve en mühim noktalardan biri, Hazreti Ayşe anladığı vicdanında doğruluğuna kani olduğu şeyi asla maske giydirmeden olduğu gibi söylüyor. Bu İmam-ı Azam'da da böyle mesela. Bende de var. Bak ben söylüyorum, kızıyorsun bana. Yalnız neyse, şimdi diyeceğim de canın sıkılmasın. Söylemek tabii de ölçülere zarar vermeden söylemek. Ya fütursuz, atak, cesur. Peki. Şimdi önüne getiriyorlar bir hadis. Bilhassa hadisler meselesindeki tavrı hakikaten sarsıcıdır. Üç tavır koymuştur hadisler önüne geldiğinde. Beyefendi, 2009'dan filan bahsetmiyoruz. Peygamberimizin yaşadığı günlerden bahsediyoruz. Bunlar orada oluyor. Orada. Birinci tavrı şudur. Bu hadis doğrudur. Ben de şahitlik ederim. İcabı yapıla. Çok azdır bu. İkinci tavrı, bu hadis doğrudur, yalnız bugün uygulanmaz. Dikkat edin. Niçin? Gerekçeyi veriyor ilke kitapta bunları bütün kaynaklarıyla ve de tabi değerlendirerek veriyorum. Diyor ki, evet bu hadis Peygamberimizin sözüdür. Yalnız bugün bunu böyle değil, şöyle uygulayacağız. Ama nasıl olur? Evet diyor. Çünkü Hazreti Peygamber eğer bugün bu sözü söyleseydi, şu benim dediğim gibi bunu söylerdi. Yani nasıl ve niçini irdeliyor ve zamanın değişmesine uygun olarak hükmün değişmesi ilkesini koyuyor. Mecelle bunu 1400 sene sonra telaffuz etti. Üçüncüsü, ki en çok yaptığı budur. Peygamberin böyle bir sözü yok, yalandır diyor bu. Bu yalancı, yalan söylüyorsunuz, bu yalandır tabirini en çok demin isminden bahsettik, Ebu Hureyre için kullanmıştır. Kezzap. Kezzap. Defalarca söylemiştir bunu. Bazıları için de bu kadar ağır söylemiyor. Diyor ki, orada kaçırmış diyor meseleyi. Öyle demedi Hazreti Peygamber, ben biliyorum. Yahut biraz daha ağırlaştırarak diyor ki, kusura bakmasın, yalan söylüyor. Hiç esirgemiyor. Ebu Derda gibi sahabenin takvasıyla, irfanıyla öne geçmiş insanlarından biri için bile yalan söylüyor diyor, hiç çekinmeden. Bir de önüne gelen meseleyi akli ölçüler açısından tahlil ediyor. Şimdi onun meşhur bir tartışması vardır. Bugün onu saklarlar.
aynı fikri bugün tekrar edenleri de zındık ilan ederler. Muhammed Hamidullah gibi bir insanı bile zındık ilan ettiler. Miraç meselesi. Bir örnek olarak veriyorum. Hazreti Ayşe Miraç'ın ruhani olduğunu, Hazreti Peygamber'in bedeniyle bir turistik seyahat gibi oralara çıkmadığını, dahası Hazreti Peygamber'in Allah'ı gördüğü yolundaki rivayetin Peygamber'e ve İslam'a iftira olduğunu söylüyor. Siz söyleyebilir misiniz beyefendi? Taşlarlar. Siz söyleyebilir misiniz? Kim ki diyor, Muhammed Rabbini Miraç'ta gördü derse Muhammed'e de Allah'a da iftira etmiş olur. O ruhanidir diyor. Peki ve, Burak Murak falan ve, mı? Ve, efendim bırakın bunları. Bunlar Yahudi Hristiyan mitolojisinden İslam'a aktarılmış Talmud hurafeleridir. Hazreti Peygamber diyor benim o gece yanımdaydı. Nereye diyor gitti? Nereye? Bu bir ruhani hadisedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim de buna rüya diyor. O basit bir şey midir? Hele peygamberin yaşadığı bir rüya, bir ruhani hadise basit bir şey midir? Ama diyor, peygamberi Allah'ın yanına çıkarmayın. Allah'ı gördü filan demeyin. Bu İslam'a da Kur'an'ın hakikatlerine de iftiradır. Şimdi biz bunu tartışmıyoruz burada. Hazreti Ayşe'nin bu cesaretini ve tahlildeki kabiliyetini ve dayanaklarını ifade etmek istiyoruz. Bu şirk tezahürü gördüğü bir şeyin şeyle ilk mücadele eden odur. İşte insanların üzerine nazardan korunsun. Yaşını söylemedin ama Ayşe'nin evlendiği zamanki altın. Onu söyleyeceğim. Nazardan korunsun vesaire bilmem ne bu asılan şey. Ve mesela Kur'an-ı Kerim'i süratle devrederek hatim sevabı alma iddiasında olanlara diyor ki şaşarım size. Anlayarak, içinize sindirerek okuyun. Ne kadar okursanız o kadar okuyun. Bundan diyor bir hayır beklemeyin. Şimdi tespitlere bakın. Yaşı meselesine gelince, burada çok geniş tahlilleri var. Zamanımız ne kadarına izin verir? Hazreti Ayşe'nin Peygamberimizle evlendiği zaman 17, 18 hatta 19 yaşında olduğu tarihi bir gerçektir. Hocam çok büyütmüşsünüz ya. Yani. Hayır efendim ben büyütmüyorum. Kaynaklar büyütüyor. Hazreti Ayşe, bakın Hazreti Ayşe'nin doğumu meselesine girmemiz lazım. Hazreti Ayşe'nin nübüvvetten sonra doğduğu iddiası var. Bu temelden yanlıştır. Hazreti Ayşe peygamberimize peygamberliğin gelişinden 6 yıl kadar önce doğdu. Hazreti Ebu Bekir İslam'dan önce Hazreti Ayşe'yi sözlemiş Cübeyr bin Mut'im denen bir aileye. Putperest aile, İslam diye ortada bir şey yok. İslam geldikten sonra ve Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'ye talip olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir'in peygamberimize söyle. Hazreti Ebu Bekir yüksek şahsiyetli bir insan. İslam gelmiş, peygamberin hemen yanında yer almış. Ona rağmen diyor ki, ya Resulallah, ben cahiliye devrinde Cübeyr bin Mut'ıma Hazreti Ayşe'nin sözünü verdim çocuğu için. Onlar bu evlilikten vazgeçmeden ben Ayşe'yi sana söz veremem. Şimdi bunu ne yapacaksın? Hazreti Ebu Bekir gibi bir insan, Müslümanlığın gelişinden sonra peygamberin en yakını bir insan ve Kur'an'ın açık yasağı olmasına rağmen kızını putperest bir aileye verir mi? Nitekim İslam gelip Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin yanında yer aldıktan sonra Cübeyr bin Mut'um'un karısı, şirkinde ısrar eden bir aile, diyor ki bu kızı asla alamayız, sözümüzü bozacağız çünkü bu Müslüman adamın kızı benim evime girerse benim çocuklarımı dinlerinden eder. Yani Müslüman eder onlar. Şimdi bunları nereye koyacaksınız? Bütün bunlar ortada dururken Hazreti Ayşe İslam'ın gelişinden 4 yıl sonra doğdu. Bu tam bir saptırma. Hazreti Ayşe
İslam'ın gelişinden çok önce doğdu. 6 yıl. 6 yıl önce doğdu. Yani Hazreti Muhammed aralarında 34 yaş fark mı var? 35 yaş. Şimdi onu hesaplamadım. Varın hesaplayın. Bir başka şey var. Bir başka gerçek var. Hazreti Ayşe'nin bir ablası var. Esma. Esma'nın yaşı belli. 10 yaş büyükmüş galiba Ayşe'nin. Öldüğü yaş belli. Esma ile Hazreti Ayşe arasında 10 yaş var. Şimdi bakın. Ebu Bekir'in ilk eşinden doğmadır Esma. Ayşe'den 10 yaş büyük. Bu Esma Hicri 73 yılında öldü. Burada tartışma yok. Öldüğü gün 100 yaşındaydı. Burada da tartışma yok. Şimdi bu bilgileri değerlendirdiğimizde Hazreti Ayşe'nin doğum tarihini hesaplamak kolaylaşır ve netleşir. Hicretin 73. senesinde 100 yaşında vefat eden Esma'nın hicret yılında 27 yaşında olması gerekiyor. Bunlar matematik gerçekler. Esma, Ayşe'den 10 yaş büyük olduğu için Ayşe'nin de Mekke'den Medine'ye hicret yılında 17 yaşında olması icap eder. Hicretten bir süre sonra nikah ve izdivaç gerçekleştiğine göre Hazreti Ayşe asgari 18 yaşında. Başka bir yığın kanıt var, onlara girersek tabii bu çok uzar gider. Binaenaleyh ben bizim Müslüman dindaşlarımızdan ricam şudur, tabii ilim erbabından da bu meseleyi bir daha gözden geçirsinler. Artık ulu orta Hazreti Ayşe peygamberimizle işte 9 yaşında evlendi. Bir de İslam'ı sevmeyen ve bunu diline dolayanların da vicdanına hitap etmek istiyorum. Bu lakırdıya sığınmasınlar, bu tarihi bir yalandır. Tarihi gerçek şurada belgelerini ortaya koyduğumuzdur. Buradan sevmeseler de İslam'a ve onun peygamberine sataşmak insana yakışır bir şey değildir. Bunu zaten kilisenin bir nevi casusu gibi çalışan müsteşrikler, oryantalistler senelerce pişirdiler. Yani haşa Kur'an'ın mahvedi olan bir peygamberi cinsel iptilaları olan, haşa sıbyancılık zaafları olan haşa bir insan gibi. Tabi bunların hesabını Allah'a verirler. Yani benim burada hitap edeceğim, onlar bunu yapmaya devam edeceklerdir bir biçimde. Ama Müslümanların bu lakırdının oryantalist İslam düşmanlarıyla İslam'ı saptıran Emevilerin ortak bir yalanı olduğunu bilecekler ve bundan sonra şunu tekrar etmeleri tarihi gerçeklere uygun olacak. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizle evlendiği zaman asgari 17 yaşındaydı. 18-19 yaşında büyük ihtimalle. Bir defa eski rivayet kabul edilirse Fatih Bey, Hazreti Peygamber'in vefatı sırasında Hazreti Ayşe'nin 18 yaşında olması lazım. Hazreti Ayşe'nin şurada da ortaya koyduğumuz ilmi, fikri, fıkhi, felsefi, insan hakları ile ilgili mücadeleleri, ordu komutanlığı mertebesindeki mücadelesi, o yaş açısından öyle bir coğrafyada kabul edilebilecek bir şey midir? Onu bir 7, 8, 9 hatta 10 yaş daha yukarı çekeceksiniz. Ki doğru olan da budur. Yalnız ablası Esma'nın tartışmasız tespit edilmiş olan doğumu, ölümü ve öldüğü zamanki yaşı Hazreti Ayşe'nin yaşını tespitte bize yeter. Başka hiçbir şeye lüzum yok. Peki hocam yine ne kadar doğrudur diye. Tabii burada 7-8 tane tarihi belge kanıt olarak konmuştur.
Onlara giremeyiz tabii. Şimdi başka bir şey merak ediyorum ben. Hazreti Muhammed'in sağlığında Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'e Ayşe'den ayrılmasını tavsiye ediyor. Ve hatta Ayşe de bir süre babasının evine gidiyor. Niye? Ona girelim. Sen ara mara verecek misin? Bir reklam arası vereceğim ama sonrasında çok az vaktimiz kalıyor aslında. Peki, o zaman gireyim. O bize ifk hadisesi denen Hazreti Ayşe'yi iftira hadisesini anlatıyor. Şimdi bu iftira hadisesi Kur'an'da iki sayfaya yakın Nur suresinde ele alınmıştır. Bir defa onun bir hikmetine girelim. Bir iki cümleyle. Cenab-ı Hak son peygamberinin eşine böyle bir iftirayı niye buna izin verdi? Bunun üzerinde duralım. İslam ümmetinin en büyük zaaflarından birini burada görüyoruz. Dedikodu. İftira. İftira. Bakın bugün İslam dünyasında öyle dini fırkalar var ki iftira onların adeta amentüsüdür ve temel ibadetidir. Türkiye'de de bunlar var. Uçan kuşa, sürünen böceğe değil, insanlara ve nihayet peygambere, dine iftira ediyorlar. Kur'an-ı Kerim Hazreti Ayşe'yi onun mazlumluğunu, mağdurluğunu göze alarak bize bir ders veriyor. Verdiği ders şudur. Ey ümmet, sen öyle bir ümmetsin ki peygamberinin eşine fuhuş isnadıyla iftira atarsın. Atmıştır. Şimdi orada işi kıvırıyorlar. İşte onu münafıklar yaptı da. Şimdi münafıkları falan var mı canım? Münafıklar tabii ki işi pişirdi. Bu öyle tertiplenmiş ilahi planda. Ama hiç münafık olmayan, en seçkin sahabilerden bile bu işe bulaşanlar var. Kur'an-ı Kerim azarlıyor onları, münafıkları azarlamıyor. Peki hocam, yani bir din kitabının böylesine özel hayatla ilgili bir... Gayet tabii, ümmetin en büyük zaafını önümüze koyuyor. Bakın, İslam camiasına bakın, İslam dünyasına bakın, çektiği en büyük kahır kendi dininin mensuplarından gördüğü iftiralardır. Şimdi bunu ayrıntılarsak burada söylenecek çok şey çok vardır. Lazım. Ve Hazreti Peygamber, evet Hazreti Ali gibi bir insanın da ya Resulallah, Hazreti Ali bunu yapmıştır filan, haşa, asla böyle bir şey demiyor. Dediği şudur. Bu şaibelerle bu işi niye taşıyorsunuz? Sizin için kadın mı eksik? Boşayın gitsin diyor. Hazreti Peygamber diyor ki hayır. Ben durumun vuzuha kavuşmasını, suçluysa suçlu olduğunu, suçsuzsa suçsuz olduğunu tespit etmeden hiçbir işlem yapamam. Ve Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 34. ayetini uygulayarak dövme diyorlar ya, kadınları dövün. Hayır, oradaki ifade kadınları böyle durumlarda evden uzaklaştırın. İffetsizlik şaibesi varsa. Önce yataktan ayrılın onlardan. Önce nasihat edin, sonra yataktan ayrılın, sonra da evden uzaklaştırın. Evi ayırın. Hazreti Peygamber bunu yapmıştır. Hazreti Ebu Bekir'in evine gönderiyor. Nasıl bir kahırlı tablodur o. Baba Ebu Bekir acılar içinde, Hazreti Ayşe gözü yaşlı acılar içinde, Hazreti Peygamber acılar. Ya düşünebiliyor musun? Bir tasavvur edin. Fatih Bey, bir tasavvur edin. Kur'an'ın vahyedildiği peygamber, son peygamber, peygamberi Ekber, eşine fuhuş isnadıyla çalkalanan bir ortamda, en yakın dostu, arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, o eşin babası, Hazreti Ayşe, o eş, çıkamıyorlar işin içinden. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetleri geliyor. Hazreti Ayşe'yi akladığı gibi bu işe pis burnunu bulaştırmış münafıkların da ağzının payını veriyor. Bu işe hata işleyerek bulaşmış münafık olmayan düzgün insanların da dersini veriyor. Onlar da orada var.
Dedim ya, iki sayfaya yakın ayettir. Ve ilkeler koyuyor. O ilkeleri de burada tekrar edelim. Herkes bilsin bunu. Kur'an-ı Kerim diyor ki, günahsız insanlara işlemediği suçları isnat ederek iftira edenler, dikkat edin tabire, Kur'an'ın kullandığı kelimedir bu, ebediyen lanetlenmiştir. Bunların hiçbir tanıklığı kabul edilmez. Yani bir insan bir başka insana iftiraya da bulunmuşsa, gıybet başka bir şey, İftirada bulunmuşsa, Kur'an-ı Kerim onun bir daha doğruyu söyleme yetkisi olacağını kabul etmiyor. Tanıklığını bunun kabul etmeyin diyor. Ebedi melunluktur iftira. Hazreti Ayşe hadisesi, ifk hadisesi bize bunu gösteriyor. Bir, ümmeti Muhammed'in temel zaaflarının başında iftiracılık geliyor. Acımadan iftira ederler. Peygamberlerin eşine bile yap. İki, iftira kötülüğünü işleyenler ebedi melundurlar. Ben filan tarikata mensubum, filan cemaate mensubum, filan şu kadar namaz kılıyorum, geç bunları. Bunların hiçbirisi şeytanı bile kandırmaz. İftira suçuna bulaştın mı, bunu nasıl bulaşırsan bulaş, bunun şekli şemaili değişir. Yani adamın sesini bugün teknolojik imkanlarla taklit ederek telefonda şöyle konuştu deyip adamı basında çarşaf çarşaf teşhir ediyorlar. Melundurlar. Çünkü iftiradır bu. Tekniği ne olursa olsun. Üç, iftira suçunu işlemiş bir adamın artık doğruyu söyleme adına tanıklığı kabul edilemez. Bu yetkiyi, bu hakkı kaybediyor adam. Hazreti Ayşe bu bakımdan Müslüman tarihin en mazlum, en mağdur insanlarından biridir. Bunu da burada kaydedelim. Hazreti Ali'nin bu konuda peygamberimize söylediği de Ayşe'yi itham edici bir şey değildir. Bu sizi rahatsız ediyor. Sizin bu rahatsızlığı çekmek gibi bir mecburiyetiniz yok. Neyse ne, sonucu belli olur. Ama siz boşayın diyor. Yani bu şaibeden kurtulun, rahat edin. Söylediği budur. Yani Hazreti Ayşe'yi itham etmemiştir. Hocam vaktimiz oluyor. Bir kısa ara vereceğim. Sonra tek bir sualim daha olacak. Değerciler, tamam. Kısa bir reklam arası. Sonrasında Sayın Yaşar Nuri Öztürk'e son bir sorum daha olacak. Hocam son bir sorum var değil mi? Aslında son bir buçuk sorum var. İzleyiciden yine çok sayıda mail var. Diyorlar ki Hazreti Muhammed Miraç'a çıkarken Hazreti Ayşe yanında değil. Şimdi efendim Miraç'ın vakti tartışmalıdır. Ben Hazreti Ayşe'nin söylediğini söyledim. Evet, Hazreti Peygamber rivayetleri esas alırsak Hazreti Ayşe ile Miraç olduğu zaman evli değil. Yalnız burada gözden kaçırılan bir şey var Hazreti Ayşe bahsinde. Hazreti Ayşe İslam meselesinde olup bitenleri Hazreti Peygamber'le aynı evde yaşamadan önce de aynı evde yaşadığı ve her şeyi Hazreti Peygamber'den o eve taşıyan Hazreti Ebubekir'den takip ediyordu babasından. Mesela Kamer Suresi ile ilgili Ömer Rıza'nın da önemle işaret ettiği gibi muhteşem değerlendirmeleri var tefsir ilmi açısından Hazreti Ayşe'nin. O sırada Hazreti Peygamber'le değil. Nereden alıyor bunları? Babasından. Babası Hazreti Ebubekir'den alıyor. Eğer ben Hazreti Ayşe onunla o gün beraberdi dedimse o bir sürçülisan olmuştur. Ama Hazreti Ayşe diyor ki o gece çıkmadı olduğu yerden. Yatağından çıkmadı diyor. Yani bunu Hazreti Ayşe de onunla beraberdi. Ama nasıl olur Hazreti Ayşe Medine döneminde onun evine gitti demeye getiriyorlar. Evet. Ben Hazreti Ayşe'nin ifadesini veriyorum. Hazreti Ayşe
büyük ihtimalle eğer Miraç o söylenen tarihte olduysa, Miraç'ın tarihi kesin belli değil. Ama büyük ihtimalle Mekke döneminde oldu. Olduysa Hazreti Ayşe ile Hazreti Peygamber merhaba, aynı evde değil. Ama Hazreti Ebu Bekir ile aynı evde. Zaten Hazreti Ayşe konusunu ele alan İslam tarihçileri ve İslam alimleri Hazreti Ebu Bekir ile beraberliğinin Hazreti Ayşe'nin tıpkı Hazreti Peygamber ile beraberlik gibi İslam'ı öğrenme ve anlama bakımından etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bunu hatırlatalım. Peki hocam son soru. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli yayınlarında yer alan bilgiler var. İzleyiciler de bunu merak ediyor, ben de merak ediyorum. Diyanet İşleri'nin yayınlarına göre Hazreti Muhammed, Hazreti Ayşe ile evlendiğinde Hazreti Ayşe 9 yaşında. Siz Diyanet tekrar geleneğin tekrarladığını tekrarlamış. Diyanet şöyle bir yerinden kalkıp zahmet çekip de şu araştırmaları yapmadı. Diyanet sadece tercüme eder, yayınlar. İşte Buhari'yi tercüme etmiş, yayınlamış. Yayınlar da o yayınladığı 12 ciltlik Buhari'de söylenenlere de uymaz. Ve biz mesela kalkıp namazların 3 vakitte cem edilmesini mazeret halinde söylediğimiz zaman bu da nereden çıktı der. O yayınladığın Buhari'nin içinde var. Hazreti Peygamber uygulamış. İbn Abbas da diyor ki ümmeti için kolaylık olsun diye hiçbir sıkıntı olmadan da uyguladı diyor bunu. Bila metar ve la sefer. 3 vakit. 3 vakit pardon. 3 vakitte toplamak diyoruz kardeşim. Toplandığına göre demek ki 3 vakitten fazla. Adam diyor ki namazı 3'e indirdi. Şuna bakar mısınız? Namazı 3'e indirmek oluyorsa bu o zaman indiren Hazreti Peygamber'dir kardeşim. Git oraya bak Buhari'de var. Şimdi Diyanet bunu yayınlıyor. Diyanet Hanefi mezhebinin Diyaneti olduğunu söylüyor. Ama İmam-ı Azam'ın Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınır fetvasını asırlardır tereddütsüz bütün Hanefi müdevvenatında yer alan fetvasını uygulamaya koymuyor. Niçin? Daha örnekleri çok. Hocam onda da başka bir gün tartışalım çünkü yine... Evet şimdi bizim burada doldurdu. Bu Asr-ı Saadet'in Büyük Kadınları kitabında en çok ve vurgu yaptığımız ve en hayati mesajları bünyesinde taşıdığını ifade edeceğimiz bölüm Hazreti Ayşe bölümüdür. İmam-ı Azam'la ilgili yaptığımız çalışmanın yerine oturması, layıkıyla kavranması için de Hazreti Ayşe bahsinin çok iyi anlaşılması lazım. Hocam sağ olun. Bir pazar akşamı da oturur bunları yine konuşuruz. İleride inşallah. Murat Bardakçı'nın da olduğu bir ortamda o benden bayağı daha iyi bilir bu işleri. Sizi de daha iyi kızdırır. Ben daha az kızdırabiliyorum. Değerliler bu akşam da Teke Tek'in sonuna geldik. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Pazar akşamı tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.